Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapadım ve izleyenlerin adına da niyetlendim. Sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin. Bakalım fincanımız bize bugün neler söyleyecek. Hep beraber dinleyelim arkadaşlar. Ee, kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz. Zile basıp tümünü işaretlediğinizde gün içerisindeki videolarından da haberdar oluyor olacaksınız arkadaşlar aşağıda telefon linki bırakıyorum. O link üzerinden direkt Whatsapp'tan bana ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Buketle Kahve Falı Instagram hesabından da bana ulaşım sağlana biliyor arkadaşlar. Şimdi ben gün içerisinde kapattığım videoları yani video çekmeden önce fincanı kaparken izleyecek herkesin gönlünden geçirdiği güzellikleri nasip ettiği niyetleri bu şekilde kapatıyorum. Pozitif enerjilerimi gönderdiğim Fincanımı da açıp bakalım neler söyleyecek fincanımız bize. Hep beraber dinleyelim arkadaşlar. Evet şimdi bir kere oldukça karışık bir iç halimiz var. Bayağı nazarlı bir konuşmaların olduğunu görüyorum. Şimdi evet bakar mısınız nazarınız var, iç sıkıntınız var. E, bayağı dar 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 yürek yani şu vesvese haliniz çok fazla yoğun bu vesveseler tabii ki de fazla konuşulmakla da alakalı aile içiniz ciddi anlamda konuşuluyor şimdi şurada gördüğüm geçmiş tarafında kalan bir S harfi var e, bu S harfi ile alakalı iki kişi konuşuyor e, konuştuğunuz kişinin arkasında bir üç rakamını görüyorum S harfi çok baskın yalnız burada. Şimdi e, konuştuğunuz kişinin arkasında duran bir iki kişi var. Yani biriyle konuşuyorsunuz ama bu insan tek değil. Arkasındaki bulunan insanların çok ciddi anlamda sıkıntılarını yaşıyor. Başta başına kendi problemi de değil. Ama siz resmen iki kişi böyle bir ilahi güç tarafından destekleniyor gibisiniz resmen. Yani ben şunu görüyorum ani davranan bir insan var karşınızda. Fakat zaten ani davranma sebepleri kendinin bile değil. Özellikle arkasında erkek figür olarak gördüğüm bir insanın kendi maddi problemleri karşınızdaki insanı ciddi anlamda etkiliyor olarak görüyorum her şeyden önce. Yani aslında orada mevzu biraz maddi problem bu maddi problemi yaşayan bir erkek onun sebebi ile karşınızdaki insan çok ciddi anlamda sizin ilişkinizi etkileyecek kadar kafasını o tarafa vermiş olarak görünüyor. Bununla alakalı olarak siz birilerinden destek alıyorsunuz. Hatta sizin savunduğunuz şey diyorsunuz ki yani tamam evet ama biz ne olacağız? Peki evet o aile ama tamam evet ama bizim ilişkimiz ya da bizim durumumuz. Yani hali hazırda belki ortaklık belki ilişki ama sizin iletişiminizi etkileyecek kadar kafası karışık olan bir karşı taraf var. Bununla alakalı gerçekten sizin yanınızdaki insanlar çok ciddi destekliyor. Sizin de iç sezgilerinize, içinize bir e, yoğunlaşın. Doğruyu aslında orada bulacaksınız gibi görüyorum. Şimdi burada şöyle yani böyle karşılıklı bir hatta Şimdi karşınızdaki insanın psikolojisi net değil. belirsizlikleri çok fazla. Siz de netlik istiyorsunuz. Yani karşı tarafa hiddetli bir şekilde duruşunuz var arkadaşlar. bayağı hiddetli bir şekilde elinizi uzatmışsınız. Yeter der gibi. Yani o insan da pek bir çaresiz. Yine arkasında bir insan var çünkü. Yani sizin burada yapmanız gereken o insanın tek olmadığını kabullenmek zorunda kalmanız. Şimdi bugününüze baktığım zaman burada karşılıklı konuşma halindesiniz ki hiç sıkıntısı çok fazla hakim bir fal arkadaşlar. Bunu her şeyden önceki net bir şekilde görüyorum. Şimdi burada hmm, Yine iki kişi konuşuyor. Arada da bir kişi kalacak. Hakem diyebileceğim görevi gören biri. Yani ara bulucu bir kişiyle beraber konuşmalar yapılacak. Sizin birileriyle bir şeylerle ilgili köprü kurduğunuzu görüyorum. Köprü kuruyorsunuz. Yani yapıcı davranacaksınız arkadaşlar bu süreçte. Ani davranmayın. İçinize, içinize ee, danışın. İç sezgileriniz size neler söyleyecek bunu bir görün. Şimdi maddi güce sahip biri var iki başı çıkmış. Yani bu bir tek bir tarafta geleceğine bir tarafta geçmişine bakıyor. Geçmişine baktığı zaman üç kişiye tek başına kaldığı bir durum içerisinde. Moğla'nın M'si harfi var. Parasal irade, idare, hüküm ne diyorsak artık o bir o kişide tek bir kişi de bu durum yönetim. Ee, geleceğe dair bir karar almak istiyor ama bu üç kişi yani bu üç kişi arasında siz de varsınız. Sizinle beraber dahil olan iki kişi daha bu kişiye bir baba figürü, abi figürü, parasal güce sahip birine akıl veriyor diyemiyorum ama müdahale etmek istediğiniz bir durum yaşanıyor. Yani bir o kişinin yanlış yapabileceğini düşündüğünüzü görüyorum. Sizinle beraber hem fikir olan iki kişi daha var. Ancak olay şöyle sizi dinlemez o der dediğiniz biri var arada. Yani bu kişi o ki sizi seni dinlemez, onu dinlemez, bunu dinlemez. Birini özellikle dinlemez. O yüzden o geri kalan iki kişi müdahale ediyor halde. Şimdi bir kere parasıyla alakalı bu kişinin aslında parayı korumaya çalıştığı. Daha doğrusu ne diyebiliriz ona? Mevcut durumu var zaten. Onu kaybetmek istemiyor. E harfinde biri var. Üç rakamı çıkmış. Mart ayı içerisinde gerçekleştirilecek bir konuşma var. Bu adamın parayla ilgili yatırım yeni bir girişim bir para ile ilgili ara ev alalım arsa alalım tarla alalım bir şeyler ama şu an siz onun yanlış yaptığını düşünüyorsunuz sizle beraber bir üç kişi var iki kişi ağız ağza vermiş net bir konuşma yapacaksınız bu sizin biraz gönül ilişkiniz gibi bu süreci biraz sakin eğer atlatabilirseniz adınıza güzel kazanımlar olacak gibi görünüyor. Sonrasında karşılıklı dudak dudağı halinde gördüğüm bir çift var. Hayatında biri yok diyorsanız biri geçmişten bir yana tanıdığınız bir yana. eski erkek arkadaşınız dönebilir. Es çocukluk aşkınızdır döner. Ya da birileri sizi tanıyordur. Bir tanıdık vasıtasıdır. Çok uzun zamandan beri tanış tanış aracılığı yapacak bir geçmişten beri tanıdığınız biridir. Ama öyle bir ibare var. Karşılıklı konuşma var. Önce karşılıklı konuşuluyor. Hatta iletişim çok hızlı ilerleyecek. Sonrasında da dudak dudağı olunduğunu görüyorum. Burada çiftler evli ise bir Mart ayı sonrasındaki gelişmelerden sonra aşklarına yoğunlaşacaklar. Erkeğin burada çok duygusal da davrandığını görüyorum. Erkek eliyle gelecek bir teklif hali var arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki ilişkiyi aslında bir erkek sağlayacak diyebiliyorum. Şimdi öyle bir ikilemde kalıyorsunuz ki çekiç net çıkmış bir kere inatçırsınız. Yani savaşacaksınız. Buna siz hazırlıklısınız. Öte yandan şimdi bir tarafta aşkın, bir tarafta işin mi diyorsunuz bilemiyorum. Öyle bir V haliniz var ki hem burada biriyle konuşuyorsunuz hem burada biriyle konuşuyorsunuz. Bakın ortada bir V haliniz var. Yani ve şurada da çekiciniz duruyor. İnatçısınız kendi doğru bildiğinizi yapacaksınız. Bu esnada iki tarafı da idare edeceksiniz. Bu şu demek. Yani iki ilişkisi var diye değerlendirmek istemiyorum ee, anne ile babayının işi vesaire işli aşk bir şekilde iki tane sorumluluğunuz var aynı anda idam ettirecek olduğunuz ya aslında nisan ayından sonra aşk devreye giriyor aşkla ilgili bazı savaşlar veriliyor gibi görüyorum bir kafa karışıklığı net bir şekilde ee, Aslında içinizi döktüğünüzü görüyorum burada ne var biliyor musunuz Etrafınızda sanki aşksa bile bu gördüğüm iki kişi arasında kalınacaksa bile ya da karşınızdaki bir kişi sizinle konuşuyor ama eski ilişkisiyle bir türlü bitiremediyse hani bunu böyle değerlendirilebilir. Şimdi o karşı tarafa siz rakip diyebiliriz. Bir rakip diyelim oraya biz. Şimdi siz bu rakibi aslında yeneceksiniz. Aslında güç sizin gelecek. Aslında ağır basan taraf siz olacaksınız. Ama asi işte hırçın olma Bak iyilikle davran kazanan sen olacaksın gibi bir şey var. Çok net bir ikilem haliniz var orada. Kötü sözler hırçın davranmak yerine sükunetini koru sabret sakin davran o zaman kazanacaksın. Karşındaki işte o iki seçenekli gördüğümüz ortak olacağın rakip seçeneği ise bile yani bir sen varsın bir şu şey var acaba hangimiz ortak olacak dediği durumsa bile bu kazanan kişi sen olursun eğer böyle davranırsan ibaresi var açıkçası orada. Ya kafalar biraz karışık. Oldukça aslında böyle bir yoğun halde bakın. Böyle bir özellikle bu parayla ilgili aile mevzuları sonrasında da gönül ilişkisi devreye giriyor. Şöyle bir baktığım zaman biraz kafaların karışık olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Bakalım neler söyleyecek tabağımız bize. Evet. Şimdi size de göstereceğim. Yani biraz kafaların yoğun karıştığı bir dönem anladığım kadarıyla. Çünkü tabak ne kadar açıldı deseniz göstereceğim size. Bir şeyler de memnun değilsiniz. Bir isyan döneminiz hali var. Yani burada bir şeyler isyan etme haliniz o kadar çok net ki. Bakar mısınız? Aslında baktığım zaman bir karışıklık hali var burada. Sizi hani hatta aileyle ilgili de aslında görmeniz gereken bazı şeyler var. Gör diyor gözleriniz burada çok net çıkmış yani görmeniz gereken bazı durumlar var. Senin baktığın yerden doğru görünmeyebilir. Biraz bakış açını yenile ibareleri onlar. Şimdi aile içerisinde bir kalabalık var. E, nazar, nazar, nazar. İnanılmaz bir nazarınız var. Ektiğinizi biçecek olduğunuz bir süreç var. Aslında şurada ileride ailece kutlamaların olduğu bir döneminiz olacak bir aileye gelecek aile büyüyle konuşulacak peş peşe gelmiş insanlar var zirveye çıkmış bir insan bu sizin aile büyüğünüz bakın şimdi bu kişi zirvede bu kişiler de bu kişiye bakıyor yani e, hanenizde zirvede olan ailece yani orada bir etekteki taşlar dökülecek orada bir yüzleşme yaşanacak ama siz buna rağmen hane büyüğünüzün her şekilde dinlik durduğu bir ortam parayla alakalı görüyorum şimdi orada bir kadın var kadın burada çok ikilem yaşıyor daha doğrusu ikilem davranıyor. Bir böyle bu tarafa konuşmuş. Bir bu tarafa konuşuyor. Laf alıp veren bir kadın. Uyanıkçına bir kadın. O yüzden dikkatli olun iba ibaresi var. Siz bu işle ilgili, aileyle ilgili ve aşkla ilgili aslında e, yoğun bir döneme gireceksiniz. Ama bu Haziran ayından sonra çok daha karışacak kafanız. Yani burada bir karar vermemek karar vermek zorunda kalacaksınız. Bunun için eğriyi doğruyu süzgeçten geçiriyorsunuz. Söyleyenler çok fazla. Seçenek yani şöyle seçtiğiniz şeyler kişiyle bağdaştırılıyor. Bunun yüzünden bunu yapıyorum. Bunu yapacağım ama bu var buna dikkat etmem lazım. Yani kararlarınız ve düşünceleriniz hep bir insana bağlantılı çıkıyor burada. O yüzden biraz sıkıntı çekeceksiniz. Tam gönlünüzden geçirdiğinizi ferah ferah yaşıyorsunuz diyemiyorum. Aksine işi, aşkı, evi, dört koldan, üç koldan, beş koldan böyle bir uğraş haliniz var. Kadının baskın olduğu bazı durumlar var. Güzel başlangıçlar yapılacaksınız ama şu an için bakıldığı zaman uykularınızı kaçırabilecek bir memnuniyetsizliğiniz var. Ve bu memnuniyetsizliğinizin sebebi sanki siz burada barış sağlasanız da orta nokta sağlasanız da acaba ne kadar gidecek bu insanların potansiyelinde bu var çünkü. Hani siz bu ortamı toparlayacaksınız ama arkamın dönsem emin olamıyorum diye bir güven problemi yaşıyorsunuz. Burada iç sezgileriniz size büyük oranda yardımcı olacak. İş tarafınız karışık. Daha doğrusu kalabalık bir yerde çalışıyor gibisiniz. Ama bakıldığı zaman hak hukuk işle ilgili bir sıkıntı yaşanmıyor. Fikir çatışmaları yaşayacaksınız ama orada da baskın gelecek olduğunuzu görüyorum. Aileye kazanım sağlayacak olarak görüyorum. Bu ailenin içerisindeki karmaşık dediğim gibi tek tek taşlar bir dökülecek orada. Bununla alakalı bir yüzleşme ortamı yaşayacaksınız. Ama biraz rahatlama var mı? Var tabii ki de. Sadece Haziran ayında işler beklediğinizden daha fazla karışacak gibi görünüyor. Bunun dışında aşkla ilgili de görmeniz gereken gerçekler var gibi. Yani kişiyle berabersiniz. Evet ama yenilenmeniz lazım. Bakış açınızı yenilemelisiniz. Ortamı yenilemelisiniz. Kafanızı yenilemelisiniz çünkü ya da yıkıldı bitti dediğiniz nokta ne ise aslında şans yanınızda ve bu geçmişteki gibi olmayacak. Sen yeter ki burada e, içini çürütme. Görmen gereken bazı gerçekler var. Göz 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 var yani arkadaşlar. Bazı şeyleri gerçek objektif görmüyor gibisiniz. Ya e, ailedeki problemlerle işlerdeki problemleri hallettikten sonra sıra aşka gelecekmiş gibi. Daha ilerisi verirsiniz sisli buslu böyle bir ne olduğu anlaşılmayan bir sıkıntı iç sıkıntısı vermiş onu da. Yani belki bir şeylerin net olmaması sizi üzecek gibi. Ama ya da partnerinizle ilgili bir hayal kuruyorsunuz, gerçekçi düşünmüyorsunuz ama burada bazı gerçekleri görmek zorundasın uyarıları var. Bir beklenti var burada, haber de geliyor. Ben burada bir de alyan görüyorum bol bol. Böyle düzel, düz, onar, ondan sonra sefasını süreceksin. Bu dönem seni zorlayacak ama bak haberin olsun uyarısı olan bir fal baktım açıkçası arkadaşlar. Hakkınızda hayırlısı olur. Biraz sıkıntı yaşayacağınızı Haberlerini veren bir faldı. İnşallah hayırlı bir şekilde herkesten sıkıntısını atlatsın diyorum. Şifa olsun diyorum arkadaşlar. Görebildiklerimi aktarmaya çalıştım. Ee, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben e, kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz arkadaşlar. E, nasıl ulaşacağız size diye soruyorsunuz. Bukete kahve falı instagram hesabından bana ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Aşağıda telefon linki bırakıyorum. Oradan ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Bunun dışında hmm, Buketle Kahve falan Instagram hesabından bana ulaşım sağlanabiliyor artık. Ee, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Her falımın sonunda ben kendime dair duygu ve düşüncelerime yer veriyorum biliyorsunuz ki. Sabah 10'da akşam saat 7'de iki ayrı defa mutlaka fal videosu yayınlanıyor. Ee, ben sadece gördüklerime rehberlik ediyorum. Görmediğim bir şey söylüyor olamam beklentilerinizi bu falı kolektife bakıyor olduğumu bilerek oluşturursanız aslında sizler için de sıkıntı olmayacaktır diye düşünüyorum. Her falın farklı bir mesajı vardır. Bu her zaman enerji meselesidir. Buna çok inanıyorum. gün geçtikçe çoğalıyoruz arkadaşlar. Ben burada çok pozitif olan enerjilerle iç içeceğim. Öyle dolmayı tercih ediyorum. Bu kadar çok pozitifsiniz diyorsunuz bana. Çünkü ben bu pozitif enerjim sizlerden alıyorum. Benim pozitif enerji kaynağım sizlersiniz. İyi ki sizler de varsınız diyorum. İnanılmaz güzel yorumlar alıyorum. Mail atıyorsunuz, mesaj atıyorsunuz. Yorumlarınız keza öyle. iyi ki sizler de varsınız. Süreç itibariyle zor günler geçiriyoruz. Sağlığımızla sınanıyoruz. Sağlık ne kadar önemliymiş dedirtirdi. Arkadaşlar şunu hiç bizim unutmayın. Sınavlarımız dün, bugün, yarın vardı. Var, olacak da. Siz gardınızı yani umudunuzu yitirmeyin. Sağlığınıza bu anlamda dikkat edin. İnşallah da gelecek güzel günlerimiz olsun diyorum. Güzel söylediğim falların bir an önce gerçekleşsin inşallah diyorum yanı sıra. Bedduanın negatif enerjisi olduğunu düşünen bir insanımdır. O yüzden de Allah herkesin kalbindeki ekmeği yedirsin derim. Kalbinizde küf varsa, çamur varsa hiçbir kimsenin çiçekleri size güzel görünmez. O yüzden Allah herkese Kalp temizliği versin diyorum ee, ve gelen yorum bazen yani şimdi ben burada yorumlar açık tabii ki de sizlerin değer veriyorum önerilerinize eleştirilerinize açıyorum ama yani hiçbir kimsenin psikolojisi bozuk diye kalkıp burada öfke kusmasın da bu sizliğinle de tabii ki de izin vermiyorum ee, insanların psikolojileri gittikçe bozuluyor evde durmaktan artık böyle inanmaya başladım son zamanlarda yaşadığım bazı tecrübeler oldu bununla alakalı insanlar öfke kusabiliyorlar acımasızca hem de e, Allah herkese baştan sağlık versin tabii ki de akıl içinde öyle geçerli Allah ruh sağlığımızı da bozmasın diyorum bir önce özgürlüğümüze kavuşalım inşallah falan bu videomun sonuna geldim kendinize çok çok iyi bakın ruhsal sağlığınıza da dikkat edin arkadaşlar bedensel sağlığınıza dikkat edin lütfen Su yolunu bulacak inşallah sağlığımız yerinde olsun yeter ki kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepiniz hoşçakalın.